Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli puf puf kabaran, sonucu çıp çıtır harika bir börek tarifim var. Bu börek tarifini mutlaka uygulamanızı tavsiye ederim. Dilerseniz hemen yapım aşamalarına geçmek istiyorum. Bir su bardağı suyu karıştırma kabının içerisine alalım. Bir su bardağından 2 parmak kadar eksik sıvı yağını da üzerine ekledikten sonra çırpıcı yardımıyla bu malzemeleri karıştıralım. Diğer tarafta da bir kase lor peyniri ve maydanozumuz var. Peynirli maydanozlu iç harcı hazırladım. Sizler dilediğiniz iç harcı hazırlayabilirsiniz. Bir yufkayı tezgahın üzerine serelim ve yufkanın yarısına fırça yardımıyla hazırladığımız sostan sürelim. Daha sonra diğer yarısını da kapatalım. Üzerine tekrar sos sürelim fırça yardımıyla. Sosun her tarafına fırça yardımıyla yaydıktan sonra videodaki gibi 3 parmak kalınlığında şeritler yapalım. Peynirli maydanozlu iç harçtan bu şeritlerin ucuna kaşık yardımıyla ekleyelim. Daha sonra muska şeklinde yapmış olduğumuz yufkaları saralım. Videoda da göründüğü gibi. Böreği dilediğiniz iç harçla hazırlayabilirsiniz. Tamamen sizin damak zevkinize ve neyi sevdiğinize bağlı. Tüm yufkaları muska şeklinde saralım. Sardığımız yufkaları bir kenara alalım. Aynı işlemi tüm yufkalar bitene kadar tekrarlayalım. 3 adet yufka kullandım. Malzeme miktarını tabii ki sizler kişi sayısına göre arttırıp azaltabilirsiniz. Zaten gördüğünüz gibi küçük küçük olduğu için çok bereketli oluyor. O yüzden malzeme miktarı sizlere kalmış. Buzlukta saklanabildiği için fazla yapmanızda fayda var. Bir misafir geleceği zaman hemen buzlukta pişirilmeye hazır börekleriniz olacaktır. O yüzden çok pratik bir börek. Mutlaka denemelisiniz. Tekrar maydanozlarını koyduktan sonra son yufkaya da aynı işlemi yapıyorum. Muska şeklinde saracağım ve yaptığım börekleri ben buzluğa atacağım. Buzdolabına koymak üzere yaptığım yufkaları bir kenara alacağım. Buzdolabı poşetine veya hava almayan bir kabın içerisinde saklayabilirsiniz. Ben böreklerimi dondurdum. Şimdi size nasıl buzluktan çıkartıp pişirdiğimi göstermek istiyorum. Pişirmeden yarım saat önce çıkarırsanız birbirlerine yapıştıkları için kolay ayrılırlar. O yüzden yarım saat öncesinden çıkarabilirsiniz böreklerinizi. Börekleri bulamak için bir sos hazırlayacağız. 2 su bardağı su ve 2-3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ var. Bunları karıştıracağız ve börekleri bu sosa batıracağız. Börekleri teker teker yaptığımız sosun içerisine atalım. Daha sonra bir maşa yardımıyla börekleri bu sostan alalım ve yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisinin içerisine dizelim. Yağlı kağıt sermenizde fayda var. Çünkü böreklerin sosları yapışabiliyor.
Bu işlemi tüm yufkalar bitene kadar uygulayacağız. Ben böreği o an pişireceğim. Buzluğa koymak istemiyorum diyorsanız da bu börekleri hazırladıktan sonra böyle bir sosa bulamanıza gerek yok. Direkt yumurta sarısı sürüp fırına verebilirsiniz. Bu sosu buzluktan çıkardığımız için kullanıyoruz. Kuru olmasınlar diye. Tüm börekleri aynı işlemi yaptım. Üzerine yumurta sarısı süreceğiz. Bir adet yumurta sarısı kullandım. Tüm yufkaların üzerine yumurta sarısını sürelim. Çörek otu serpiştireceğiz üstüne. Dilerseniz susam ve çörek otunu karışık olarak da kullanabilirsiniz. Böreklerim hazır. 180 derece 5-10 dakika kadar ısıttığım fırına börekleri atacağım ve kızarana kadar pişireceğim. Pişerken de gördüğünüz gibi puf puf kabarıyorlar. Asla börekler piştikten sonra yumuşamıyor. O pufluğu inmiyor. Zaten videoda bu net bir şekilde anlaşılıyor. Bu börek tarifini mutlaka uygulamanızı tavsiye ederim. Sonucu gerçekten puf puf, çıtır çıtır bir börek oluyor. Kalabalık misafirleriniz için de bu böreği gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz. Çok bereketli bir tarif. Buzlukta saklandığı için de kenarda pişirilmeye hazır börekleriniz oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.